Efendim bir son dakika gelişmesi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu hain saldırıda yaralanan iki polisimizi ziyaret etti. Akşam saatlerine vermiş olduğu mesajlar önemli. Teröristlere dünyayı dar ediyoruz, başarılı olamayacaklar dedi. Ve sabah saatlerinde de nasıl ki dün sabah Irak'ın kuzeyine bir hava harekatıyla uyandıysak 20 teröristlere ait barınak, depo neyse o 20 hedef nasıl vurulduysa yeni günde de yine bir terör operasyonuyla uyanıyoruz. Uyuyan hücre operasyonu başlatıldı. Şanlıurfa merkezli 18 ilde de bu operasyon devam ediyor. MİT ve Emniyet Teşkilatı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Şanlıurfa merkezli 18 ilde Uyuyan hücre operasyonu başlattı. Yeni günün son dakika bilgisi bu. Terör operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın şüpheli gözaltına alındı. Detayları geldikçe sizlerle paylaşacağız ve dün geceye dönelim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaralı ve kahraman polislerimizi ziyareti sonrasında çıkışında yapmış olduğu açıklama. Alçak, hain, terör hiçbir zaman başarılı olamayacak. Son çırpınışları her noktada ama her noktada yurt içinde onlara dünyayı dar ediyoruz. Ankara'daki hain saldırı girişimi sonrası terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik operasyonlar hem yurt içinde hem yurt dışında hızlandı. Sabah saatlerinde Emniyet ve MİT, Şanlıurfa merkezi 18 ilde eş zamanlı uyuyan hücre operasyonu başlattı. 90 şüpheli gözaltına alındı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bunlarla azimle, kararlılıkla mücadele edeceğiz. Ankara'da terör saldırısı girişiminde yaralanan polisleri ziyaret etti dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Alim kardeşimizin yanına gittik. Morali iyi, kendini çok iyi hissediyor, gayet neşeli. Bakan yaralı polislerin durumunun iyi olduğunu belirtti. Erkan kardeşimizin yanına geçtik. Bugün küçük bir operasyon geçirdi. Onun da gayet başarılı olduğunu öğrendik. Onun da morali çok iyi. Zaten o hafifti biliyorsunuz. Kahramanlarımızla biz iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Ziyaret sonrası terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi Ali Yerlikaya. Sabah saatlerinde ise operasyon vardı. Şanlıurfa merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da eş zamanlı başlatılan Uyuyan Hücre operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişi gözaltına alındı.